Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Dünyayı geziyorum'da Hong Kong keşfimize tüm hız devam ediyoruz. Hong Kong'a gelen turistlerin muhakkak gezip gördüğü yerler arasında kadınlar pazarına geldik. Ördek mi, ben de tavuk diyorum. Tavuk da var, ördek de var ama kafalarıyla beraber tutmuş. Ve işte şu anda Hong Kong'un en çok ziyaret edilen, en kalabalık, en turistik noktalarından birindeyiz. Hong Kong Boğazı'na geldik. Şimdi de Aberdeen bölgesine geldik. Balıkçıların hayatlarını sürdüğü ve yüzen köy olarak isimlendirilen bir bölgeydi. Şimdi akşam yemeğimizi yemek üzere çok güzel bir gemiye geldik. Kruz gemisindeyiz. Yemekli bir kruz gemisi. Kocaman bir gemiyle şu anda Hong Kong Boğazı'nda keyifli bir tura başladık. Eğer hazırsanız Dünyayı Geziyorum Hong Kong'dan başladı. Dünyayı geziyorum da dünyanın bir başka ucunda Hong Kong'da gezimize devam ediyoruz. Hong Kong'un sokaklarında, Hong Kong'un yollarında, caddelerinde özgürce, keyifle geziyoruz. Şimdi de Hong Kong'un Kowloon adasında Hong Kong Boğazı'nı görmeye gidiyoruz. Tabii inanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir yoğunluk var. Hong Kong'un tarihine baktığımız zaman çok uzun yıllar boyunca İngilizlerin hakimiyetinde kaldığını görüyoruz. İşte bu sebeple trafikte İngilizlerin izleri, filizlerde yine İngilizlerin kültürünü görmek mümkün. Burada insanlar Çince konuşuyorlar ama İngilizceyi de herkes bilir. Doğu ile Batı'nın sentezlendiği bir ülke diyebiliriz. Avrupalılar çok yoğun olarak yaşıyorlar ama tabii ki asıl nüfus Çinlilerden meydana geliyor. Bakar mısınız? Trafik gerçekten çok yoğun ve akıcı. Şöyle göstermek istiyorum. Bizim ülkemize göre trafik burada ters taraftan akar. 200 tane adadan, 3 tane ana büyük adadan meydana gelen adalar coğrafyası Hong Kong. Kowloon Adası, Hong Kong Yarımadası ve aynı zamanda da Lantau Adası, bu güzel Hong Kong'u oluşturan adalar. Gezimize Hong Kong'da Boğaz'a giderek devam edeceğiz. Kentin o kalabalık merkezinden geçerek yürüye yürüye rahatlıkla deniz kenarına ulaşabiliyoruz. Hong Kong Boğazı'na kordon boyu da deniyor. Ve işte şu anda Hong Kong'un en çok ziyaret edilen, en kalabalık, en turistik noktalarından birindeyiz. Hong Kong Boğazı'na geldik. Hemen arkamda işte görüyorsunuz okyanusunun sularının adaların arasına geçtiği boğazı görüyorsunuz. Hong Kong Boğazı dünyanın en kalabalık ve en yoğun boğazlarından biri. Biz şu anda Kowloon Adası'ndayız. Karşıda Hong Kong Adası kendini gösteriyor. Ve işte Hong Kong Adası o ihtişamlı gökdelenleriyle, baş döndüren mimarileriyle tüm olduğu gibi gözlerimizin önüne serilmiş durumda. Herkes fotoğraf makineleriyle şu anda bakın görüyorsunuz burada bu güzel manzarayı fotoğraflamaya çalışıyor. Hemen şöyle bakıyorum, işte Hong Kong dendiğinde akla gelen o manzaranın tam da içindeyim. Gerçekten çok güzel bir manzara. Tabii bu şehre, bu ülkeye çok yakışıyor gökdelenler. Bu sebeple Hong Kong gökdelenleriyle bütün dünyaya ün salmış durumda. Bütün ticaret merkezleri, birçok dünyanın en ünlü markasının merkezi, gökdelenleri, bankaların merkezleri işte bulmuş olduğumuz bu Hong Kong'da bulunuyor. Hemen arkamda harika okyanuslarını görüyorsunuz. Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu'nun suları işte Hong Kong Boğazı'nı oluşturan sular. Ve dünyanın en işlek boğazlarından biri burası. Tabii ki Hong Kong bir ticaret meydanı, Hong Kong bir ticaret ülkesi, ticaret limanları da olduğu için bu görmüş olduğunuz boğaz oldukça işlek ve oldukça kalabalık ve Hong Kong için de çok önemli olan bir boğaz. Bulunmuş olduğumuz Kowloon Adası daha çok turistik aktivitelerin yer aldığı, turistlerin yapacak çok fazla uğraş bulduğu bir ada. Ama karşıdaki Hong Kong Adası'na baktığımız zamansa daha çok iş merkezi diyebiliriz. Bu ülkeye ticaret yapmaya gelenlerin daha çok ziyaret ettiği, daha çok zaman geçirmiş olduğu bir ada. Hong Kong Adası. Adalardan meydana gelen bir ülke Hong Kong. Hemen ondan da bahsedelim. Kowloon Adası, Hong Kong Adası ve Lantau Adası en büyük yaşamların olduğu
Hong Kong'u oluşturan 3 büyük ada. Ama tabii Hong Kong'a baktığımız zaman bu ülke 200'den fazla adadan meydana gelen adalar ülkesi. Tarihiyle, kültürüyle, gezip görülecek köşeleriyle Asya'nın en çok turist çeken ülkelerinin başında geliyor Hong Kong. Dünyanın en büyük markalarının, gökdelenlerinin olduğu alan burası. Tabii merkez Asya'nın merkezi konumunda, ticaret merkezi konumunda Hong Kong. Bu nedenle hem Güneydoğu Asya'ya hem kuzeyde yer alan Asya ülkelerine ve batıda yer alan Asya ülkelerinin tam merkezinde olduğundan dolayı burası oldukça yoğun. Hemen tabii tarihe bakalım. Tarihte burada Afyon Savaşları yaşanıyor. Afyon Savaşları'ndan sonra 1848'lerde burası Çin'in önderliğinde İngilizlere bırakılıyor. 99 yıl boyunca İngilizler bu bölgeyi kiralayarak burada Çinlilere para ödüyorlar. Ardından Kowloon'a kadar genişliyor. Bu bölgeyi genişletiyor İngilizler ve hüküm sürmüş oldukları bu coğrafyayı daha da genişletiyorlar. Şu anda bulunmuş olduğumuz, bu yürüdüğümüz alan Kowloon Boğazı'nın yürüyüş alanı, kordon boyu diyebiliriz. Ve bakın görüyorsunuz bütün her köşesi dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle dolu. Turistlerin geldiği, Hong Kong'u gözlemleyebildiği en güzel duraklardan biri burası. Harika bir seyir terası. Hong Kong'un en büyük özelliklerinden biri sahip olduğu güçlü ekonomisiyle dünyanın en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı olması. Dünyanın ilk 9 ülkesinden biri ticaret bakımından. Aylık kazanç burada en düşük maaşlar yaklaşık 4500 dolar civarında. Buradaki insanların asgari ücreti yaklaşık 4500 dolardan başlıyor. Şu ihtişama, şu zenginliğe, şu gökdelenlere bakar mısınız? Tabi tarihte burası aslında özellikle İngilizler döneminden önce küçük bir balıkçı köyüydü, balıkçı kasabasıydı. Ardından tabii ki ticaretin, zenginliğin, paranın gelmesiyle birlikte bugün dünyanın en zengin ülkeleri arasında ve Hong Kong doları, para birimi Hong Kong doları, dünyanın en çok işlem gören para birimi arasında. Bulunmuş olduğumuz bu bölge, bu arada AVM'leriyle de ünlü. Dünyanın en meşhur markalarının yer aldığı AVM, alışveriş merkezleri yine burada, bu boğazda yer alıyor. Bu arada AVM'lerden birinin içine girdik. Hemen size de gösterelim. Tabii daha çok AVM'lerin içinden ziyade dışları daha kalabalık. Çünkü o kadar güzel bir doğa, o kadar güzel bir hava var ki insanlar iç mekanlardan ziyade dışarılarda zaman harcamayı seviyorlar. Yerel halk da öyle. Çok fazla AVM içleri kalabalık olmaz. Genelde pazarlar var, çarşılar var burada. Açık hava pazarları, açık hava alışveriş dükkanları. Oralar daha kalabalık, oraya da size götürmeye çalışacağım. Daha uygun fiyatlara, daha güzel ve daha yöresel malzemelerin, kıyafetlerin, hediyelik eşyaların bulunması için o tarz çarşılar, pazarlar daha çok tercih ediliyor. Bu AVM'ler, bakın görüyorsunuz, sakinliği ve boşluğuyla kendini gösteriyor. Hong Kong'un renkli sokaklarını size gezdirirken akşam olmuş bile. Şimdi akşam yemeğimizi yemek üzere çok güzel bir gemiye geldik. Kruz gemisindeyiz. Yemekli bir kruz gemisi. Kocaman bir gemiyle şu anda Hong Kong Boğazı'nda keyifli bir tura başladık. Akşam yemeğimizi alacağız burada, bu güzel gemide. Ama tabii ki bu güzel geminin en önemli özelliği güvertesi, ışıklara bakacağız. Gökdelenlerden mükemmel ışıklar süzülecek. Ama önce bir yemeğe gelin göz atalım. Bu gemiye gelindiği zaman misafirler neler yiyorlar, hemen ondan bahsetmek istiyorum. Salata büfesi gerçekten olağanüstü. Çeşit çeşit birbirinden güzel salatalar mevcut. Buraya geldiğimiz zaman sulu yemekler, et yemekleri, balık yemekleri, aynı zamanda makarna ve sebzeleri yine bu güzel büfede görebiliyoruz. Çok zengin bir yemek büfesi var. Hemen buraya geldiğimiz zamansa yine ızgara deniz ürünleri dikkat çekiyor. Çeşit çeşit pilavlar, yine soslu tavuklar, soslu etler ve deniz ürünleri olmazsa olmaz. Peki bir de tatlılara şöyle göz atalım hadi. Tatlıya geldiğimiz zamansa tatlı büfesinde çeşit çeşit tatlılar olduğu gibi birbirinden güzel yine meyveler ve tropikal meyveler ikram ediliyor. Hemen şöyle gelelim. Ejderha meyvesi, ananas, kavun ve karpuz. Yine bu güzel büfeleri süsleyen lezzetler arasında. Çay kahve ikramı da var burada, böyle bu şekilde. Yine buraya geldiğimiz zamansa, hello, burada bir döner dikkat çekiyor.
İşte bizim Türk damak tadına uygun olan birbirinden güzel lezzetler burada ikram ediliyor. Yemek başladı. Herkes yemeğini aldı. Yasin, Yakupcan grubumuz. Hepsi gayet güzel bir şekilde yemeklerini yiyorlar. Mükemmel bir manzarada. Şimdi ben güverteye çıkıyorum. Güverteden sonra hemen aşağı ineceğim ve aşağıda yemeklere devam edeceğim. Canlı müzik eğlencesiyle günün yorgunluğunu atmaya çalışıyoruz. Özellikle de manzara dinlendiriyor. Akşam yemeğimizi yemek için bu güzel tekneye geldik ve teknede insanlar akşam yemeklerini yedikten sonra güverteye çıkıyorlar. Ve güvertede bu gökdelenlerin zirvesinden çıkan ışık gösterisini seyrediyorlar. Zaten bu teknenin en önemli özelliği bu. Akşamleyin kalkıyor limandan ve akşam ışıl ışıl ışıklar altına bürünen bu şahane kentte dünyanın en güzel ışık gösterilerinden biri gerçekleşiyor. Ve 10 dakika kadar süren bir ışık gösterisi. Herkes şu anda yemeğini bıraktı, güverteye çıktı ve bu ışık gösterisini izliyor. Hava serin, gündüzle gece arasında gerçekten çok büyük bir hava sıcaklığı farkı var. Şu anda herkes kalın kalın montlarını giydi ve ben de direkt kafamı da örttüm çünkü gerçekten rüzgar bayağı sağlam. Şu anda saatlerimiz akşam saat 9'u gösteriyor ve İşte bu güzel akşam yemeğinden sonra yapılacak en güzel şeylerden biri de kentin bu güzel ışık gösterisini seyretmek. Gökdelenler o kadar güzel görünüyor ki gerçekten hayran kalmamak elde değil. Bütün bu ışıklar sabah oluncaya kadar gökdelenlerden süzülüyor. Bu şehri asla ışıksız göremezsiniz. Hava karardığı zaman kesinlikle karanlık göremezsiniz. Çünkü insanlar burada bu gökdelenlerin ışıklarını sabaha kadar kapatmıyorlar. İnanılmaz bir manzara. Gerçekten hayran kaldım. Şu anda yerli yabancı bütün turistler geminin güvertesinde ellerinde fotoğraf makinesi bu ışıl ışıl kenti fotoğraflamaya çalışıyorlar. Videolarını çekiyorlar. Yaklaşık 2 saat kadar sürüyor bu yemekli tur. Önce hemen şöyle göstermek istiyorum. Hemen arkamızda Hong Kong adası. Hong Kong adasının gökdelenlerinin yanından geçiyoruz. Önce buradan geçeceğiz. Ve birazdan teknemiz geri dönecek Kowloon Adası'nın gökdelenlerine yaklaşacağız. Gerçekten inanılmaz. Akşam olduğunda gökdelenler çok daha mükemmel ve çok daha görkemli görünüyor. Yani ışıklar o kadar bir heybet katıyor ki bütün binalardan, bütün katlardan o yansıyan, o çıkan ışıklar gerçekten ayrı bir güzellik ve ayrı bir görsel ışık şöleni oluşturuyor. Bizim bindiğimiz bu gemi yemekli bir gemi ama bunu yemeksiz olanları da var. Artık isteğe göre, zamana göre bunlar tercih edilebiliyor. Binaların üzerinde ışık oyunları var, bakın görüyorsunuz. Binalardan böyle rengarenk ışıklar süzülüyor. Tamamen saat 8'de yapılıyor bu. Bir 10-15 dakika kadar sürüyor. Gelen turistler de işte bu güzel ışık gösterisine burada hayran kalıyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı olan Hong Kong, dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Kişi başı gelir yaklaşık 58 bin dolar. Bu zenginlik içinde ışıl ışıl hayatlara bakarken grubumuzla keyifli bir akşam yemeği yiyoruz. Yeni güne yine gökdelenlerin arasında yeni gezi rotalarıyla başlıyoruz. Dünyayı geziyorum da Hong Kong keşfimize tüm hız devam ediyoruz. Bugün otelimizden biraz geç çıktık ve şimdi bugün serbest gün aynı zamanda. Kendi kendimize Hong Kong'un sokaklarını keşfedeceğiz. Şöyle sokaklarda gezerken Yasin mesela bir şeyler fotoğrafladığını gördüm. Evet, tavuk. Tavuk dükkanları burada çok fazla ve çok meşhur. Ördekler kendisiyle. Ördek mi? Ördek mi? Ben de tavuk diyorum. Tavuk da var, ördek de var ama kafalarıyla beraber pişmiş. Ve soslamışlar galiba dışını. Evet, hani bizdeki tavuk çevirme gibi. Kafalarıyla beraber pişiyor burada ya. Çok enteresan gerçekten. Ördek sevenlere ördek. Soya soslu zaten dışındaki şeyler. Tavukçular ve ördekçiler çok meşhur. Ben açıkçası seviyorum bunların tavuklarını. Aynı zamanda pilavları da çok meşhur zaten. Hatta bugün öğle yemeğinde böyle bir şey yiyebilirim. Böyle bir şey yemeyi planlıyorum. Her yer böyle bu şekilde, sokaklar böyle ince ince dar dar sokaklarla dolu. Ve bu sokaklar hep gökdelenlerle bezenmiş. Hayat burada çok erkenden başlıyor, onu söylemek istiyorum. Sabahın çok erken saatlerinde kalkıyorlar ve çok çalışkan insanlar Hong Konglular. Birkaç gündür buradayım ve gözlemlediğim sabahları işlerine çok erken başlamaları, dükkanlarını çok erken saatte açıyor olmaları ve akşam da erken yatıyor olmaları. Özellikle yaşlı kısma baktığımız zaman
hem sağlıklı besleniyorlar, erken kalkıyorlar ve aynı zamanda erkenden yatıyorlar. Bu şekilde bakın yemek restoranları çok meşhur. Yemek üzere kurulmuş bir dünya diyebiliriz Hong Kong için. Her yerde restoranlar ama öyle hani geleneksel yemekler ağırlıklı olarak burada ön planda. İşte noodle'lar olsun, çorbalar olsun, yine farklı farklı böyle işte lezzetler, sebzeler, etler olsun hepsini bu restoranlarda bulmak mümkün. Mesela mandalina gibi. Burada da mantıları meşhur. Biliyorsunuz Çin mantısı da meşhur. Şekilleri de farklı. Bakın şekli böyle mandalina. Aa, mantı mı o? Ben mandalina zannettim onu. Mantı. Çin mantısı. Ben bunu çok seviyorum. Kore yemeklerine benziyor. Evet. Bol sebzeli oluyor. Hepsi bol sebzeli. Burada öyle insanlar hamburger falan yemiyorlar yani. Hep kendi sağlıklı lezzetlerini tüketiyorlar. Bu da gerçekten takdire şayan. Nüfus çok fazla burada. Kilometre kare başına çok fazla insan düşüyor. Bu nedenle dünyanın nüfus yoğunluğu bakımından en yoğun ilk üç ülkesinden biri Hong Kong. Ama şunu söyleyeyim, aynı Japonya'daki gibi temizlik kültürünün olduğunu gördüm. Tuvaletler öyle pis bulmanız mümkün değil. Sokaklar derli toplu, o kadar kalabalık olmasına rağmen insanlar yine bir saygı, bir disiplin, bir düzen içerisinde yetişiyorlar. Ama tabii ki bu konuda bir numara Japonya. Japonya'nın temizlik konusunda hayranıyım. Asya ülkeleri, başta Japonya olmak üzere çok küçük yaşlarda temizlik dersleriyle ve sağlıklı beslenmeyle başlıyorlar hayata. Bir pastacıya geldik. Bugün benim doğum günüm. Yasin doğum günü kutlayalım dedi. Normalde bunların pastaları da sağlıklı. Yedikleri şeylerin içerisine çok az şeker koyuyorlar, çok az yağ koyuyorlar. Vitrinler rengarenk, canlı, pırıl pırıl. Yemeklerini tanıtmak için de bakın böyle maketler yapmışlar. Ve insanlar vitrinlerde ne yiyeceklerini, ne kadar para ödeyeceklerini, nasıl bir menü seçeceklerini görebiliyorlar. Evet, maketlerini koymuşlar. İşte bu menüyü seçerseniz böyle karşınıza çıkıyor. Yanında işte içeceği bedava falan diye. Güzel, harika bir pazarlama yöntemi. Reklam ve tanıtım bu adamların işi. Amma restoran var, amma restoran var. Adımbaşı restoran çok ilginç. Çünkü bu adamlar evde yemek yemiyorlar genelde. Karı koyu çalışıyorlar. İçeride ucuz, çok ucuza yemek yiyebiliyorlar. Aynen. Yemek fiyatları uygun. Aynen. Japon restoranı, Tayvan restoranı, Tay restoranı, Çin restoranı. Üç kişi iyi bir restoranda 800 liraya, bizim paramızda 800 liraya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Şimdi yürüyoruz, bakalım güzel bir restoran bulalım. Yemeğimizi yiyelim. Karnımız yavaştan acıkmaya başladı. Tabii bugün serbest gün olduğu için de biz oteldeki kahvaltıyı kaçırdık bu arada. Şimdi öğle yemeğinden direkt başlayacağız. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Ama tabii ki uyku da iyi geldi, ne yalan söyleyeyim. Bir uyandım, saat 11 olmuş. O yüzden normalde kahvaltı saat 10'da bitiyor. Ama sorun değil. Zaten sabah saat 7'de kalkıp kahvaltı yapsaydım yine bu saatte öğlen yemeği yiyecektim. Bir öğünü atlamış oldum. Yürüyerek gezmek en güzeli. Wow, harika bir yere geldik. Çeri domates. Ama şey plastik gibi. Oyuncak gibi, fabrika çıkmış gibi. Çok ilginç. Meyveler, tropikal meyveler, Asya üzümü, avokado var ve yeni dünya var, üzüm var. Yani şu anda kış mevsimi ama yaz meyveleri hepsi var. Ama çilek de plastik gibi görünüyor ya. Hangisi? Çilek baksana. Gerçek çilek. Gerçek ama çok enteresan. Evet, çilek. Şeyler, üzümler çok ilginç. Üzüm diyorum. Ne bu ya? Evet. Sebzeler bak, sebzeler de sağ tarafta. Tabii buraya geldiğimiz zaman da sebzeleri görüyoruz, ıspanak. Ama o kadar bezelye, o kadar düzgün dizilmiş ki gerçekten şaşırmamak elde değil. Hepsi bir düzen, hepsi bir nizam içerisinde. İşte bezelyeler burada, ıspanaklar burada, acur burada. Yine farklı farklı bakın, görüyorsunuz. Farklı farklı sebzeler, meyveler, bunların yöresel ürünleri dikkat çekiyor. Ve kurutulmuş sebze meyveler de burada çok fazla tüketiliyor. Kendileri tabii ki birçok şeyi kurutarak tüketiyorlar sağlıklı olduğunu düşündükleri için. Hello. Mesela şu ne acaba? What is this? What is this? Çok enteresan. Bakar mısınız? Bu bayağı bir değişik geldi bana. Neyse bu kurutulmuş bir şey.
Kurtulmuş balık galiba, bilmiyorum ama evet, balık bölümü burası. Kurutulmuş mesela karidesler, küçük bebek. Ondan sonra kurutulmuş balıklar. Yine farklı bir şekilde kurutulmuş, tüsülenmiş minik karidesler. Burada kuru tabii çok önemli. Kuruyu çok fazla kullanıyorlar kurutulmuş ürünleri. Yine burada farklı farklı kurutulmuş geleneksel etler. Midye içi, midye dolmanın içini kurutmuşlar. Böyle satıyorlar. Evet, burası mahalle bakkalı diyebiliriz. Mahalle bakkalı gibi. Farklı farklı burada yine bakın konserveleri görüyoruz. Kurutulmuş bezelyeler yine burada yer alıyor. Hani tabii ki böyle daha meşhur zincir marketlere gitsek daha farklı ürünler bulabiliriz. Ama bunlar yöresel marketler. Asya bana her zaman her konuda ilginç ve cezbedici geliyor. Meyveleri, lezzetleri, marketleri, sebzeleri hep farklı, ilginç ve hep lezzetli. Böyle yürüyerek gezerken de ilginç detaylar buluyoruz. Bakalım daha neler görüp bulacağız burada. Hong Kong'un en soğuk yerinde Hong Kong'dayız. Aynen. Bizdeki şansa bakın. Yani çöl, çölde kutup ayısı görmeye benziyor bu. Aynen. Normalde hava 20 derece civarında ama bugün hava 8 derece. Ve yılın son, yüzyılın en soğuk günü bugün ve dünmüş. Çok ilginç. Bize denk gelmesi çok ilginç. Normalde bu mevsimde hava sıcaklığı 20 derece, bugün 8 derece. Evet, yapacak bir şey yok. Şöyle kutup ayısı görmeye benzer. Aynen öyle, aynen öyle. Yani kaderinde ne varsa onu yaşıyorsun, ne kadar kaçsan da bir soğuktan kaçtık, sıcağa geldik. Ama burada da bir soğuk bizi tuttu yani, yakaladı. Bunlar tabii bu sokaklar akşam olduğunda yemek sokağına dönüyor, onu da söyleyeyim. Eğer vakit olursa bu yemek sokaklarını da size göstereceğim. Şu anda normal bir sokak gibi görüyorsunuz. Ama akşam olduğunda buralara restoranlar masa sandalye atıyorlar ufak ufak ve yemek sokaklarına dönüşüyor. Vakit olursa bu akşam size göstereceğim. Bol bol detay alacağım ve sizlerle paylaşacağım. Burada bakın kuru temizleme. Çamaşır yıkama alanları burada, evler çok küçük, onu söyleyeyim. Çok küçük olduğu için makine sığmıyor matikler bile. Matikler var, bunun da matiği var. Geliyorsunuz, bakın kredi kartınızla okutuyorsunuz. Hemen çamaşırınızı at, kendini bekliyorsunuz bu şekilde. Yıkatıp götürüyorsunuz evinize. Aynen öyle, çok çünkü evlere sığmıyor makine. Yapşan'ın Beşiktaş forması kirlendiyse tabii ki. Ara sokaklara girdik. Hong Kong'un arka sokakları. Aynen. Bir başka Hong Kong'dayız şu anda. Ara sokaklardayız. Ama sokaklar ne kadar temiz, görüyor musun? Berber 250 Hong Kong dolarına kesiyor. Sana ait tahminler var. Selamünaleyküm. Evet. Arka sokaklardan, sanayi sitesinden geçerek merkez caddeye geliyoruz artık. Evet, Yasin'le beraber şu anda bir öğlen yemeği yemeye geldik. Her yerde kredi kartı geçiyor Allah'tan, o yüzden çok rahat bir şekilde burada hani alışveriş yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Yöresel bir restorandayız. Ben tavuk yiyorum. Ne kadar tuttu Yasin? Menü aldım. Tavuk, pilav ve içecek. Thank you, thank you. Tavuk, pilav aldım ben. Onların en çok yediği zaten. 51 ve içeceği var. Sıcak çay içiyorum. 51 Hong Kong doları. Ha, 71. 71 Hong Kong doları. Evet, Yakupcan ve Yasin, onlar başka bir şey yiyecekler. Evet, bu arada numara yok, direkt fişi aldık. Okey. Ve yemek yemeye, yemek yapılan yere gidiyorum almaya. İnanılmaz gerçekten. Ben de çok şaşırdım. Acaba bir numara mı verecekler bana? Numarayla mı gidip alacağım? Hayır, fişimi aldım ve direkt yemek tezgahına geldim. Yemek tezgahından bana şimdi burada verecekler istediğim yemeği. Tavuk pilav en sevdiğim. Sağlıklı. Gayet güzel. Arkada bir mutfak var. Buranın aslında fast food'u diyebiliriz. Tabii genellikle kendi lezzetlerini, kendi yöresel ürünlerini yemeyi daha çok seviyorlar. O yüzden de hani yurt dışındaki o farklı zincir fast food'lar yerine kendi fast food markalarını oluşturmuşlar ve kendi yöresel yemeklerini satıyorlar. Bizim dönerciler gibi falan diyebilirim yani. Ah, thank you. But,
What is this? Okay. I want tea. Evet, benim bugün yemeğimde tavuk pilav var. Yasin ve Yakupcan tavuk pilav yemek istemediler. Onlar hamburger yiyecekler. Ben ama hemen şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Yanında ufak bir salatası var. Pilavlar tabii ki bizim pilavlar gibi değil. Çok kötü. Lapa. Yağsız, tuzsuz. Pirinç lapası. Tabii burada insanlar hani sağlıklı beslenme adına böyle bizdeki gibi pilavları pişirirken çok yoğun pilavlar, yağlar koymuyorlar. Onların sadece karnını doyurması ve yemeğin sağlıklı olması önemli. Aynı bakın görüyorsunuz böyle benim yediğim bu tavuk yemeği gibi. Izgarada yapıldı bu tavuk. Gayet de hoş. Yanında ufak bir salatası. Menü olarak satıyorlar. Bir de ben çay aldım. Evet, siyah çay. Gayet güzel. Bir AVM'nin içindeyiz bu arada. Ama her yer burada yemek dükkanı diyebilirim. Ara sokaklara giriyorsunuz, AVM'lere giriyorsunuz. Restoran çok fazla. Neden? Çünkü bu insanlar evde fazla yemek yapmıyorlar. Çok çalıştıkları için yemek yapacak vakit olmuyor genelde. O yüzden hep dışarıda yiyorlar. Evde de yapsalar zaten bunun bu yemekler gibi yemekler pişiriyorlar. Öğle yemeğimizi yöresel ve sağlıklı lezzetlerle yedikten sonra grubumuzla buluşuyor ve Hong Kong'un meşhur Aberdeen bölgesine geliyoruz. Hong Kong'da yepyeni yerler keşfetmeye, birbirinden güzel görülecek köşeler sizlere göstermeye devam ederken şimdi de Aberdeen bölgesine geldik. Aberdeen bölgesi özellikle tarihte balıkçıların yaşadığı, balıkçıların hayatlarını sürdüğü ve yüzen köy olarak isimlendirilen bir bölgeydi. Ama tabii bugüne baktığımızda ise Aberdeen'de artık o yüzen köy, o insanların yaşadığı eski derme çatma yapılar değil de bakın görüyorsunuz lüks tekneler kendini gösteriyor. Tabii Aberdeen bugün bölgenin en önemli turistik bölgelerinden biri. Turistlerin en çok geldiği, ziyaret ettiği ve gezdiği bir nokta. Aberdeen özellikle tekne turlarının yapıldığı, balıkçıların hala yaşam sürdüğü, balıkçıların özellikle balığa çıkma noktası olarak bilinen alan. Tabii burası bir kanal aynı zamanda. İnsanlar buradaki bu kanaldan okyanuslara açılıyorlar. Hala balık tutmaya devam ediyorlar. Hala burada balıkçılık yapılmaya devam ediyor. Aynı zamanda burada hemen kanalın yanı başında harika bir de kordon boyu bulunuyor. İnsanlar burada bu kordon boyunda da kilometrelerce uzayıp giden kordon boyunda yürüyüş yapıyorlar, spor yapıyorlar, ulaşımlarını sağlıyorlar. Gerçekten oldukça güzel ve keyifli bir nokta. Tabii bu güzel kordon boyunda yürüyüş yaparken arkamdaki gökdelenler gerçekten baş döndürücü. İnanılmaz, çok fazla sayıda gökdelen bulunuyor. Daracık alana birçok gökdelen sığdırmışlar. Gerçekten şaşırmamak elde değil. Biraz suya yaklaşayım. Hemen şöyle suyun kenarına geldiğim zaman da buranın ne kadar kalabalık bir liman olduğunu görebiliyoruz. Burası bir ticaret limanı, aynı zamanda burası bir balıkçı limanı. Yüzlerce yıldan beridir özellikle bölgenin balıkçılarının işte balığa çıktıkları, teknelerini tuttukları ve yaşam sürdükleri bir alan. Hala da yine balıkçılar buradaki balıkçı teknelerinde yaşam sürmeye devam ediyorlar. Evet, lüks yatları görüyoruz. Lüks yatlar burayı demirlemiş ama hala eski balıkçı tekneleri de burada olmazsa olmaz detaylardan. Bir zamanlar burası balıkçı restoranlarıyla da çok meşhur olmuş. Yüzen balıkçı tekneleri varmış ama bugün artık o balıkçı teknelerinden çok fazla kalmamış. Bakın görüyorsunuz balıkçı tekneleri burada. Yine insanlar bu teknelerle turlarını yapıyorlar. Tekne turları gerçekleştiriyorlar. Buranın en önemli turistik aktivitesi tekne turları. Evet, bu arada tekne çok güzel. Nasıl süslü, bakar mısınız? Hemen şöyle tekneyi göstereyim. Bakın hanımefendi geldi, böyle limana hemen park etti. Hello. Very nice, very nice boat. Very beautiful. Very nice. How much, how many minutes? 200 Hong Kong doları. How many minutes? How many minutes? 25 dakikası 200 Hong Kong doları.
Teknenin güzelliği gerçekten baş döndürüyor. Çin yeni yılı geldiğinden dolayı tekne süslenmiş. Çin detaylarıyla, Çin motifleriyle süslenmiş. Hemen şöyle bir giriyorum. Bakın görüyorsunuz hanımefendi. Abardin. Hemen şu anda hanımefendi bana bakın görüyorsunuz. Bu köyle ilgili bilgi veriyor. Abardin Balıkçı Köyü burası diyor. Ve bindiğiniz zaman diyor bunlar diyor geleneksel, bakın burada yazmış, geleneksel sampan botları. Burada yüzen köy halkının keşfi işte bu teknelerle yapılıyor. Gerçekten çok güzel. Hanımefendi tabii bir bayan teknesi olduğu nasıl da belli. Nasıl da süslü teknenin içi. Çin yeni yıl olduğu için ve Çin'in tabii ki bir yönetim merkezi olduğu için Hong Kong. Burada bütün Çin motiflerini görüyoruz. Tekne çok güzel bu arada. Hanımefendi bakın bu şapkaları da. Bu da Çin'in meşhur geleneksel şapkaları. Very nice, very beautiful. Şöyle takıyorum kafama. Bakın bu şapkada olmazsa olmaz. Burada bunlardan da satın alınabiliyor. Hemen şöyle çıkartıyorum şapkayı, koyuyorum. Hanımefendinin aynası bile var. Thank you very much. Thank you. Çok güzel gerçekten, çok güzel. Bayıldım. Tekneleri gösterdik. Tertemiz, pırıl pırıl, ahşap. Hepsi özel bakımlı tekneler. Ve 25 dakika vakti olanlar için bu teknelerle buradaki köylerin gezisi yapılabiliyor. Thank you. Evet Yasin, neler söyleyeceksin? Vallahi Özlem, güzel bir yer Hong Kong. Havası bizim Muğla'ya benziyor. Bizim Ege havası var. Evet. Akdeniz havası var. Kışları bu şekilde ılıman, yazları sıcak. Hong Kong'u ben de çok seviyorum. Bu üçüncü gelişim. Bir üç defa daha gelinir. Aynen, bence de çok keyifli. Evet. Gayet güzel. Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım neler göreceğiz daha. Hong Kong'un gezilip görülecek yerlerini bu birkaç güne sığdırmaya çalışırken yolumuz şimdi harika bir pazara düşüyor. Hong Kong'a gelen turistlerin muhakkak gezip gördüğü yerler arasında meşhur çarşıları, pazarları da var. İşte o pazarlardan birindeyiz, hatta en meşhurundayız. Kadınlar Pazarı'na geldik. Hong Kong'un tam da merkezinde yer alan bir pazar burası. Büyük alışveriş merkezlerinin gökdelenlerinin hemen arkasında böyle hanımların geldiği, tezgah açtığı oldukça meşhur ve popüler bir pazar burası. Sabahın çok erken saatlerinde açılır ve gece çok geç saatlere kadar hanımların kendi ekonomilerine katkı sağladıkları bir pazar olma özelliğine sahip. Şimdi Hong Kong'a gelindiğinde ucuza neler alınabilir? Haydi buyurun hep beraber bir göz atalım. Pazarda tabii ki de özellikle hediyelik eşyalardan magnetler, şişe açacakları, böyle buranın geleneksel yemeklerini anlatan magnetler hemen dikkat çekiyor. Yani kültürü anlatan ne varsa bu pazarda bulmak mümkün. Yine burada hanımların kendi ördükleri kazaklar, yelekler, bluzlar hepsi satışta. Yine çantalar var burada. Bakın görüyorsunuz hanımefendinin sattığı. Minik minik farklı ve dünyaca ünlü markalara ait olan çantalar burada çok uygun fiyatlara satın alınabiliyor. O yüzden de burası çok meşhur bir pazar. Muhakkak herkesin, özellikle hanımların geldiği ve alışveriş yaptığı bir pazar. Yöresel bakın kıyafetler burada. Traditional clothes, very nice. Bakın görüyorsunuz böyle hanımların hello aldığı elbiseler, kıyafetler pazarda bulunabiliyor. Yine bakın süs eşyaları olmazsa olmaz. Gelişin çok güzel oyuncaklar var bu arada. Çantalar. Ah evet, hemen afiyet olsun. Nasıl, beğendiniz mi pazardan alışveriş? Yani, yapmaya evet. Başladık mı? Yapmaya başladık evet. Vallahi. Pazarlık yapılması lazım evet. Kesinlikle. Aynen, fiyatlar biraz müşteri pahalı ama o artık sizin yeteneğe bağlı ne kadar düşürüyorsunuz. Bu konuda çok yetenekli olduğu süper. İçin. Yarın ama çok güzel ürünler var, bence kaçırmayın. Teşekkürler. Sağ olun. Yarışırlar, sağ olun. Pazarlık önemli tabii ki, onu da söyleyelim. Pazarlık muhakkak yapın dedi rehberimiz. Asya pazarlarında pazarlık olmazsa olmaz. Ürünler çok uygun fiyatlara alınabiliyor. Ben bu pazarlarda gezmekten çok keyif alıyorum. Burası böyle kilometrelerce uzayıp giden bir pazar. Rengarenk, cıvıl cıvıl aranan her türlü hediyelik eşyanın, süsün bulunduğu bir pazardayız. Elektrik, elektronik,
giyim, kuşam, incik, boncuk, ne varsa her şey bulunabiliyor. Kadınlar Pazarı'nın bu kısmını gezdim. Şimdi öbür kısmına geçiyorum. Şöyle hemen ana cadde üzerinde burası. Hong Kong'un merkezindeki ana caddeye geldiğiniz zaman zaten burası trafiğe kapalı olan bir cadde. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İnsanlar burada rahat rahat bu kadınlar pazarını ezilme korkusu olmadan gezebiliyorlar. Trafiğe kapalı ve oldukça da renkli bir cadde. Işıl ışıl ışıklar altında, tabelalar altında burada insanlar alışverişlerini yapıyorlar. Şimdi bu kısma geldiğim zaman da yine aynı aslında. Hiçbir farklılık yok, hiçbir değişiklik yok. Bakın böyle kadınlar için güzel süs eşyaları, taraklar. Yine burada cep telefonları ve tabletler için aksesuarlar. Hepsi satılıyor. Devam edelim. Özellikle tişörtler ve Çin'i anlatan süs eşyaları da bayağı tercih ediliyor burada. Tabii bakın indirimler var. Bir tanesi, bir tane alırsanız ne kadar, üç tane alırsanız şu kadar diye. Farklı farklı promosyonlar ve indirimler de yapmışlar ürünler satılsın diye. Burada şapkalardı, cüzdanlardı, çantalardı, ayakkabılar. Her şeyi bulmak mümkün. Buradaki insanlar taşların şifasına çok inanıyorlar. Bu nedenle bakın görüyorsunuz farklı farklı taşlardan yapılan cilt güzellik ürünleri. Kolyeler, küpeler, takılar. Bakın görüyorsunuz burada hemen göstereyim kolye uçları. Bol bol satılan hediyelik eşyalar arasında. Takılar çok güzel ama elektronik eşyalar da ön planda. Çocuklar için özellikle çok güzel oyuncaklar var. Burada Çin aktarları da çok meşhur. Bu arada buralarda gezerken, yollarda gezerken muhakkak Çin tıbbında kullanılan o geleneksel ürünlerin satıldığı eczanelerden bol bol görüyoruz. Çinliler önce doktora gitmeden kendini iyileştirmek adına kendi uyguladıkları yüzlerce yıldan beridir süre gelen metotlar var. O metotları kullanıyorlar. İşte onların o kullandığı ürünler, ilaçlar bu eczanelerde geleneksel ürünlerin satıldığı eczanelerde satılıyor. Ben de açıkçası merak ettim ve şöyle bir göz atmak istiyorum. Acaba buralarda neler var, neler satılıyor? Görmüş olduğunuz gibi her türlü detayı, her türlü şeyi buralarda bulmak, görmek mümkün. Maskeler özellikle kozmetik adına söyleyeyim. Çok farklı farklı güzellik ürünleri, farklı farklı ilaçlar, her türlü gençliği, güzelliği işte insanlara söyleyen, verdiğine inandıkları ne denir? Malzemelerin hepsini burada bulmak mümkün. Ben de bakıyorum mesela bu neymiş? Bu güzellik çubuğu diyor. Güzellik çubuğu. İşte bunlarla böyle suratlarına masajlar falan yapıyorlar. Farklı farklı vitaminler, farklı maskeler ve serumları burada bulmak mümkün. Mesela atıyorum bir gözaltı kremi 68 Hong Kong doları. Bütün dünya markalarına ait markaları da buralarda bulmak mümkün. Evet tabii insan hanımlar bu tarz yerleri çok seviyorlar. Bakalım daha neler var. Yolda gezerken Türkçe konuştuğumuzu anlayan bir Hong Kongluyla tatlı bir sohbete koyuluyoruz. My boyfriend is Turkish. Oh really? Yeah. Wow, inanmıyorum. Hanımefendi ben Türkçe konuşurken hemen Türk olduğumuzu anladı. Erkek arkadaşı Türkmüş ve Türkiye'yi seviyor. Which city you have been in Turkey? İstanbul, Pamukkale. Oh, süper. And Kapadokya. Yes, very famous. Yes, I love Turkey. Where are you from? Hong Kong. Hong Kong, very nice city, very nice country. Yes, I hope you like it. Yes, very like. Okay. Thank you yeah. very much. Yeah. Say hello to Turkish people. Hello, merhaba. Merhaba. And Hong Konglu. Evet, Hong Konglu. Yeah, harikasınız. What can you say about Turkish? Yani Turkish words? Merhaba, nasılsın? Seni seviyorum. Yes, yeah, seni seviyorum. Actually, I understand it, but I cannot speak it like so well. Wow. Okay, yeah. Very nice. Anlıyorum. Ama konuşamıyorum ama Türkiye'yi çok seviyorum diyor. Thank you. Yes. Thank you. Hong Kong gezilip görülecek köşeleriyle şahane bir ülke. Turistlerin beklediğinden çok daha fazlasını sunuyor. Vakti olanlar için Hong Kong'u muhakkak gezi listesine almasını tavsiye ediyorum. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum.
Instagram adreslerimiz ise Dünyayı Geziyor. Haftaya Büyük Asya turumuzda yine şahane güzellikler sizlere sunmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.